Herkese merhaba motosiklet tutkunları Mart ayında satışa çıkan Hornet'imizle bizlerle birlikte değerli misafirlerim var. Onlar Hornet'i Türkiye'de ve Avrupa'da ilk test ettiler ve bütün detaylarını bizlere anlatacaklar. Evet, Alişan Avrupa'da ilk kez Avrupalı güzel yollarında ve Türkiye şartlarındaki yollarımızda binlerce kilometre Hornet'imizle maceralarını bizlere anlatacak ve e, tabii ki Kolaşan Ankara-İstanbul arasında zikzaklar yaptı, git geller yaptı, binlerce kilometre Hornet'le maceralarını da az sonra bizlere anlatacak ve Naked motorumuz. Honda'mız araziye, dağ, tepe, bayıra gider mi? Evet gider. Erkin olursa gitmez mi? Evet işte performans, işte güç, işte teknoloji, işte yeni Hornet bizlerle birlikte olacak. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet Hornet'imiz şu anda bizlerle birlikte ve ben yavaş yavaş artık mevzuya girmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Hornet e, bir blok değiştirdi ve herkes NC750X'in acaba bloğu bunun üzerinde mi diye e, düşünüyorlardı. Ve iki silindir. Acaba Hornet, efsanevi Hornet 4 silindirden sonra 2 silindirde nasıl bir performans sergiler diye kafalarda birçok soru vardı. Tabii siz bu soruların hepsini değerlendirdiniz, bindiniz. Ve gerçekten de tüm performanslarını her safhada bizlerle paylaşacaksınız. Siz neler demek istersiniz? 4 silindirli Hornet, 2 silindirde muhteşem bir güç ve beygir. Neler söylemek istersiniz? Ben başlayayım. Ben NC750X kullanıyorum zaten. Ee, hali hazırda ee, var öyle bir motorum. Dediğiniz gibi ikisini çok kıyasladılar. Ya acaba NC motor mu var, blon var üzerinde diye. Tamamen alakasız, tamamen farklı motosikletler. Şimdi burada da insanlara biz açıkladığımız zaman içerik üreticisi olarak tam böyle e, anlatmak istediğimizi veremiyoruz bazen. Deneyimlemeleri gerekiyordu. Bunu deneyimlettirmek gerekiyordu. Onu da konuşuruz yine. Yani insanların o aradaki farkı anlayabilmeleri için gerçekten bir test etmeleri lazım. Ki zaten e, birçok bayide hemen hemen hepsinde test motorları var. Aradaki farkı görebilmek için anlatmak da olmaz. Kesinlikle test etmeleri gerek. Şimdi bu iki silindir, dört silindir kısmında e, günümüzde birçok markaya, modele baktığımız zaman zaten dört silindirler yavaş yavaş iki silindire evrilmeye başladı. E, birçok eski bildiğimiz işte Hornet gibi efsaneleşmiş modellerin büyük bir çoğunluğu artık günümüz şartlarında işte işletme maliyetleri daha uygun, e, ekonomik seviyede çıkabilen iki silindirlere dönmeye başladı. E, bu sayede hani biz kullanıcılarda bir beklenti vardır ya şehir içinde de kullanabileyim, işte uzun yolda da kullanabileyim, dağ taşa da çıkabileyim, her şeyi yapabileyim diyeceğimiz tek atımlı kurşunumuzu kullanmak istiyoruz aslında. E, o noktada da aslında evet 4 silindirde olsaydı güzel olurdu. Gaza açınca böyle herkes baksaydı falan herkes ister. Ama işte iş biraz daha böyle kullanıcı odaklı olmaya geldiğinde bence ikisinin de çok daha mantıklı bir hareket. Evet, sen neler söylemek istersin Alişan? Özellikle Avrupa'da da ilk test eden kişi sendin. Hornet'i. E, oradaki sürüş deneyimleri, sürücülerin de e, bakış açısı Hornet'e ve Türkiye'dekilerin de bakış açısını kıyaslarsan seviniriz. Şimdi şöyle, e, ilk bu Unicam, yani üstten tek egzantrikli motorun Honda patentini aldığında bir haberler çıktı. Biz bu motoru NC'ye gelecek, hani NC'ye güçlendirecek şey olacak diye düşündük. Hornet bizim için tamamen sürpriz oldu. Biz beklemiyorduk yani böyle bir şeyi. Çünkü e, herkes ilk baştan hatta tamamen bu görüşteydi. Neyse Hornet geldi. Sürpriz oldu bizim için. 4 silindirin 2 silindire geçmesi şöyle. 2 silindir bir motoru az titreşimli yapmak. Hem iyi devirlendirmek hem torklu yapmak. Yani bu zor bir şey. İyi. Zaman içerisinde gelişen tabii teknolojinin, e, metalürjinin metalurjinin hepsinin faydasıyla beraber 4 silindirler zaman içerisinde tabii ki 2 silindirler döndü ve e, aynı gücü, aynı verim hatta daha iyisini torktan kaynaklı. Daha iyisini alabilmeye başladık biz buradan. Tabii ki sestir vesaire kullanım şeklidir. Bu kişiden kişiye değişmekle beraber ben olumlu bir yankı uyandırdığını düşünüyorum. Kullanan, kullandıktan sonra çünkü herkes Hornet 4 silindirli olur abi falan diye böyle bir şeyle geldi. Ama e, kullandıktan sonra herkes bu iki silindir buna çok güzel olmuş dedi. Çünkü motor çok hafifleşti. Malum daha az şey var. Daha e, kompakt bir blok var. Daha az bir ağırlık var. Daha az hareket eden parça var. Yani hem işletme maliyetinde hem ağırlıkta hem kullanışta bizim için faydalı tarafta kaldı yani bunun e, iki silindire geçiyor olması. Ee, güzel devrileniyor yani Avrupa'da aldığımız ilk başta dediğimiz gibi herkes ilk başta 4 silindir daha iyi olurdu diye bir düşündü ama kullandıktan sonra bu da buna cuk olmuş dediler. Yani bu motor bizim için tamamen sürpriz oldu. Biz dediğim gibi NC'ye bekledik <laughs> tamamen yeni bu arada tamamen yeni bir motor aynı motor değil. Ee, NC'ye bekliyorduk mesela bunu ekonomi patentini aldığında ama Hornet'te görmek bizi çok şaşırttı. Aa yepyeni bir sınıf doğdu demiştik. Ee, özellikle de e, ilk sürüşte Avrupa'daki sürüşte Aa, gidiyormuş ya falan diye arkadan evet, böyle yorumların evet. da var yani ön tarafı sürekli böyle sıkıştıran moddaydın yani bayağı da gidiyor diyorsun yani şöyle yani bir motorda hem alt devirde torque almak üst devirde de e, beygiri alırken bunu da aynı zamanda devirlenmeye istekli bir blokla beraber yani bu üçünü bir araya getirebilmek zor bir şey burada bir oldu yani Hornet'in en iyi yanı ne dersen bence iyi çalışan elektronikleri ve e, ee, ateşleme sisteminin hatasız devam etmesi. Evet Erkin, e, ee, acaba Naked bir motosiklet arazide ne yapar? Naked'la acaba Hornet'le neler yaşadın? Biraz da senden bahsetmeni isteyeceğim. Tabii abi şimdi aslında ben Naked motorları böyle aman aman bayılmıyorum. Ben daha çok böyle macera motorları seviyorum. Bunun lansmanını da böyle Transalp'i hayal etmek için gittim. İşte yeni bir tane motor bloğu var. İşte bütün teknik verilere bakınca bir defa zaten o istatistiklerden dolayı NC ile alakası olmadığı belliydi. Hani çok daha böyle agresif, seri bir şey geleceği belliydi ama hani kullanmadan da insan anlayamıyor. İşte toplu bir sürüş yapmıştık lansmanda. Zaten bir 5 saniyede bunun farklı bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Yani ne kadar böyle çok yüksek süratlerde dediğim gibi naked falan sevmesem de ilk başta çok seri, agresif geldi. Ondan sonra gittikçe böyle eğlenceli hale gelmeye başladı. Tabii kafamda hep şey var ama tamam asfalta gidiyoruz, virajda gidiyoruz ama acaba bozuk yollarda nasıl gider diye. Ben de lansmandan sonra şey dedim ya elinizde böyle kullanabileceğim daha uzun süre kullanabileceğim bir motor var mı dedim. Onlar da var dedi. Nedense aslında böyle bütün YouTuber'lar falan kapardı boştaki motoru ama herhalde bir boşluğa geldi. Sana bıraktık. öyle oldu. <laughs> Anlamadım ben de neden. Tabii şey de demedim önce ben bunu alayım da böyle hani biraz bozuk yollara sokayım demedim. Dedim Bursa'da bir tane şey varmış işte e, bayinin lansmanı var Hornet lansmanı oraya gideyim dedim hani oradakilerle böyle video falan çekerim diye iyi de oldu. Yani Bursa'ya kadar çok yağmurda gittim deli gibi bir fırtına da gittim rüzgara karşı rüzgar direnci falan da çok iyi. Zaten teknik verileri anlattılar. Yani performans çok iyi ama kafamda hep şey var. Böyle farklı hava ve yol şartları nasıl diye. Yani başka motor olsaydı böyle yeni motor denemiyor olsaydı mesela o yolda şey yapmazdım. Yola çıkmazdım. Hani ama tam şey oldu. Zorlamak için iyi bir yol oldu. Yani Bursa'ya kadar fırtına da yağmurda çok iyi kullandım. Sonra lansman günü de yağmur vardı. Orada bir sürü arkadaş böyle farklı çeşit motosiklet kullanan, marka kullananlar da hepsi test etme imkanı oldu. Yani yağmurda da herkesin ortak dediği bir defa hani performansı çok başarılıydı. Burada işte amortisörleri, üzerindeki lastikleri, sürüş modları, onlardan da bahsederiz birazdan. Onlar çok böyle belirleyiciydi. Oradan Bergama'ya geçtim. Gene oraya kadar da asfalta gitmeye dayandım açıkçası. Bergama'daki Honda Bay'di arkadaşım. Hep iki motor kullandık bu arada. Honda'daki e, arkadaşlarla beraber kullandık. Bergama'dan sonra artık yoldan çıkayım ben biraz dedim. Oradan İğnada Ormanları'na, oradan Gökçe Adı'ya, Kaz Dağları'na gerçekten bir naked motorla girilmeyecek yerlere girdim. Ama sanki böyle transfer kullanıyormuş gibi ki o kadar tabii ki asla olamaz ama yani o hissiyatı verdi. Bunda motosetin yol tutuşu gerçekten çok iyi. Sürüş modları çok iyi ama tabii ki off-road sürüş modu yok. Onu da önümüzdeki günlerde artık Transalp'te bekleyeceğiz ama bu bile o kadar performans verdiyse Transalp'ten çok umutluyum. Ama biz tabii Transalp değil bunu kullanalım. Dört zamanlı olayına bakarsak abi yani eğer deseler ki çok iyi bir fiyattan çıktı birazdan onu da konuşuruz. Yani aynı fiyata 4 silindirli bir naked deseler yani 10 9'u tabii ki 4 silindir tercih eder. Bunu söylemek lazım. Yani onun hissiyatı bambaşka. Ama bir iki silindire de bu kadar alt devirlerde bu kadar güçlü, bu kadar tork, bu kadar donanım bence şey 4 silindir fanatikliği yoksa herkesi bence mutlu eder. Evet. E, ekonomiyi de düşünecek olursak tabii ki, işte yakıtı da düşünecek tabii olursak. Ekme işte. i̇şte. maliyetleri ve yakıt belki o kadar değişmiyor ama eğer 4 silindir bir yeni bir motobülo yapsalardı muhtemelen bunun 243 bin liradan çıkmıştı lansman fiyatı. Çok daha yüksek olurdu. Biraz daha farklı kitlelere kayardı. Hani bence yani Honda zaten hep bir matematik olarak düşünüyor her şeyi. Hani bazı eleştiriyoruz işte şu olsaydı bu olsaydı. Yani hepsini alt alta koyunca yeni motor bloğuyla, çift silindirle yani bu fiyata çok iyi bir şey çıkmış ortaya. Peki e, burada e, 92 beygiri size hissettirirken en iyi güç ve ağırlık oranının da sahip olduğu Hornet'te şehri karıştırmaya geliyoruz diye bir sloganımız var. Yani bu segmentte e, birçok marka var kıtta ve birçok binici de özellikle de sana döneceğim bu konuda. Farklı markalarda aynı segmentteki motosikletlerle kıyaslayanlar ne farkı gördü Hornet'te? Şimdi ben önce Erkin'in söylediğine bir ekleme yapayım. Ben macera severim, daha çok macera motosikletleri seviyorum dedi. Ya, ona küçük bir ekleme yapayım. Asıl macera şehir trafiğinde. Yani <laughs> o macerayı orada hissediyoruz. Tabii doğa macerası bambaşka ama Şehri karıştırmaya geliyoruz dediklerinde şey dedik bizden öyle çok iddialı ya yani, hani Çok iddialı acaba ne kadar karıştırabilirsin çünkü Çok uzun süredir Honda bu segmentte şehri karıştırmamıştı ve Diğer markalarda da Çok uzun süre beğenilen sevilen modeller vardı e Tabi gençler biraz daha böyle yaş aralığı işte genç tayfa Bizden genç olanlardan bahsediyorsunuz yani. <laughs> Sizden, <genç> olanlar, <laughs> <laughs> Sizden genç olanlar ben yaşlı falan bu arkadaşların hani hep e, istedikleri belirli kriterler var. İşte gazı evet. açınca Gitsin. uçuşa geçeyim. Herkes baksın. Teker yapayım. Kızlar baksın. Hep bu mottalardı. E, bunların arasına işte şehri karıştırmaya geliyoruz deyince ya ne kadar karıştırabilirsin ki? Orada karşında gittiği bir rakip vardı çünkü. Dedik. Hı. Biz zaten lansmanda bindikten sonra orada kafamızda bir şeyler oluştu. Biraz karıştı yani bu e, Karıştığı gibi şehri gerçekten karıştıracağını düşündüm. İşte NC ile kıyaslanıyordu falan. O arada biz test ettik. Sonra ben Kendi kendime dedim ki ya ben bu farkı Bunun NC ile alakasız bir motor olduğunu ya da e, Diğer rakiplerinden Çok daha Önde bir motosiklet olduğunu Ben anlatamam. Hı hı. Anlatsak da tam böyle o şeyi hissettiremeyiz. En iyisi dedim ben Rakip firmalardan, kullanan markalarından arkadaşlarım toplayayım. E, arkadaşlar Hepsini topladım böyle 5 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam. Dedim ki şimdi size kendi motorlarınızdan sonra Hornet'i test edeceksiniz. E, kesinlikle söylediklerinizi kesmeyeceğim. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Yorumlarınızı şeffaf bir şekilde kanalda paylaşacağım. Arkadaşlar böyle çağırdım, böyle kabul ettiler. Hatta işlerinden bir tanesi şey dedi yani e, diğerleri çok merak ediyordu ama işlerinden bir tanesi kardeşimizin bunu da izlerse selam olsun. E, şey dedi abi Yine de kendi motorum falan dedi. <laughs> dedim ki bak şu güç, ağırlık, oran, bu şeyler, teknoloji. Bir bir test edeyim dedi. Gitti geldi. Hepsi tek tek gitti geldi. Bu arkadaş da geldi. Nasıl dedim? Abi beklediğimden çok daha iyi dedi. Peki dedim hangisi? Yine dedi kendi motorum falan dedi. Tabii bir manevi bağ da var şimdi. Tabii. Herkesin kendi motosikletiyle ne kadar iyi olsa bile yani bir sonrakine hayır benim motorum deme hissiyatı var. Aynen da. öyle. o Çünkü işte uzun bir süredir bu motor var piyasada. Bu yeni bir motor. Evet. Bu çocuk ne yaptı sonra? Bir hafta sonra aradan geçti. Buradan <laughs> tekrarlık Hayır. <laughs> aradı ve ne dedi ki? Holaşın abi dedi. Efendim dedim. Ya dedi. Hornet var mı dedi. Bulabilir mi dedi. <laughs> çocuk aradı tekrar. Ben dedi motoru satacağım. Hornet alacağım. Bir hafta orada kafa gitmiş gelmiş karıştırdık yani. Karışmış çünkü gerçekten şehri değil kullanıcıların kafayı da karıştırmış onda. Zaten amaçta buydu. Amaçta buydu. Dediğim gibi deneyimlemeden anlatmak çok zor. Kesinlikle binmeleri lazım ve o işte ağırlık güç oranı, o şasenin hafifliğini bindiğin anda hissediyoruz. Bunu e, istediğimiz kadar anlatalım. Deneyim şart. Sen mesela e, programında, e, kanalında da arkadaşları dediğin gibi kesmeden e, şey yaptın, yayınladın. E, sizlerde peki nasıl bir dönüş oldu? Hani böyle bir marka bağımlılığından sonra Hornet'ın gelmesi ve e, gerçekten de kafaları ve piyasayı karıştırması. Sizde nasıl bir etki ulaşıyor? Yani ben şöyle özetledim hep durumu. Son uzunca bir zamandır en Honda olmayan Honda. Şimdi Honda deyince insanların aklına ne geliyor? Biraz daha hani... Ee, Moniz öyle, O karakterde bir motor Bu tam tersi bu gerçekten öyle değil Hani bir gömlek vardır o gömleği yırtarsın çıkartırsın Bu Honda'nın o Gömleği böyle yırtıp çıkartıp içinden bir halk Çıkması gibi böyle bir şey oldu ee, Gerçekten çok ayrı bir e, Kullanışı ve sürüşü var Şasi süspansiyonun verdiği keyif Şeyle beraber çok ayrı bir şey yani bence Erkin sende var mı? Var daha farklı bir örnek vereyim ben de abi. Bursa bayinde bir baba oğul vardı ki muhtemelen bunu da izlerler zaten tanıyorlarmış. Ki stok problemlerle bahsederiz. O sene evet. mesela motoru alıp almamak konusunda kararsızlardı. Yani baba oğul olması şöyle dikkatimi çekti. Yani oğul aşağı yukarı 22 yaşlarındaydı. Tabii onun şey kısmı çok cezbediyor. işte çok atak, çok agresif. Evet. Babayı da aynı zamanda o agresifliğin içinde güvenli. motor güvenli. Yani Honda'nın şey naifliğinden bahsettik. Bir de Ali her zaman için bence iyi durması var Honda'nın. Ne olursa olsun. Evet. Hani bütün motorlar, skuterları ben iyi durayım der. İşte ekonomik bir bakım maliyeti olsun der. Uzun ömürlü olsun der. Çok yüksek devirleri çıkmasın ama belki çok uzun yıllar boyunca kullanılsın önceliğindedir ama burada ikisini bir araya denk getirmiş. O yüzden iki farklı nesilde çekmiş aslında. Yani dedi ki baba oğul biz bunu alsak ikimiz de kullanırız dedi. Bu çok güzel mesela. Çok hoşuma gitmişti. Güzel. Ger Gerçekten güzel. Peki yavaş yavaş tasarımına da geçmek istiyorum. Çünkü es geçmeyelim. Geçmeyelim. Tasarım. <laughs> Tamam, tamam geçmiyor. Özellikle tabii. yandan koymuşlar bana. <laughs> e, tabii bilindik bir e, Honda tasarımcısı. Uzun süre böyle bakınca bir olur gibi. <laughs> olur gibi. Evet Kolaçan. E, özellikle hani, Honda tasarımcıları e, geleneksel Hornet'ten e, dışarıya çıkmamışlar. Ama burada aerodinamiği de ön plana katarak maksimum performansı öne çıkartmak istemişler e, tasarımcılarımız. Siz neler söylemek istiyorsunuz? Ben Erkin'den başlayayım. Bu tarafa en son geleyim. Tamam. Evet Erkin. Tasarımına biraz değinecek olursan neler söylemek istersin? Abi yandan bakınca çok güzel bence. <laughs> o yüzden ben bu sefer oturdum. Yandan, hep yandan bakacağım. <laughs> Yok, yandan seviyorum evet. ben de. Ya yani kafa kısmı tartıştır gerçekten. Hani ben e, üç renginden bahsedeyim işte beyaz, siyah ve sarı olmasından. Beyaz rengini mesela biraz boş buldum. Sanki üzerinde stikerler varmış da stikerler soyulmuş gibi geliyor bana. Yani siyah rengi çok çekiciydi. O yüzden lansmanda da siyah kullanmıştım. Yani ben aslında herhalde yani beyaz almazdım. Sarıyla siyah arasında gider gelirdim. Ya yani ben tasarımını bak beğendim hani performans kadar çok mutlu etmese de yani zaten Dediğim gibi naked motorlar bana inanılmaz böyle çok çekici. Hani önüme koyayım da böyle saatlerce izlediğim şekilde gelmiyor. O yüzden çok takılmıyorum tasarıma. Evet Alişan. <laughs> abi ben İtalyan tasarımcı ile direkt konuşmuştum şeyde lansmanda. Şunu sormuştum. Niye dedim yani. niye bir şey daha yapmadın? Niye abi hani şey gibi. Yemek çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ama bir baharat eksik olur. Bir şey eksik Bu Bir şey eksik diye görüyorum. Kötü değil. Ama Böyle o kadar yıl sonra gerçekten gömleği böyle yırtıp otup acayip bir şey çıkarttığım bir durum var ortada. Hani biraz da aykırı niye gitmedin diye benim burada bir eleştirim olacak. Benim de bu arada favorim sarısı. E, lansmanda görmüştüm sarıyı. Ondan sonra ikincisi de bence gri çok yakışıyor. bunu özellikle birkaç tane aksesuarla falan e, çok güzel duruyor. Sarı ve grisi kendini çok belli ediyor. Ben her yerde dikkat çekmek istiyorum diyen mutlaka... Ee, sarıya baksın bu partide gelmesine de çok sevindim. Ben ilk partide gelmiş abi niye en güzel rengi oydu falan demiştim. Ee, sarısı çok güzel onu söyleyeyim. Evet. O zaman hemen teknolojisine geçiyoruz. Kalk kalk. Ne Ya şey şimdi tamam, gün, tabi, güzellikli zaman. tasarım göreceyle bunu oturup tartışamayız. İlla ki beğenenler olacaklar herhalde bilmiyorum ama. Kötü değil ki kötü değil. Kötü değil. Biraz daha aykırı olması lazımdı bence. Biraz daha sert çizgiler ama belki. Sen Çünkü, agresif çizgiler Sen diyorsun ki hani şeymiş gibi yani. Hayır ben şuradan diyorum. Şimdi e, şehir karıştırmaya gelmişsin dediğin gibi gömleği yırtmışsın böyle bir güç, böyle bir teknoloji, böyle bir aerodinamik gerçekten ortaya çok iyi bir makine koymuştun. Hani dediğin gibi biraz daha böyle bir tasarımda evet ya makine günümüz şartlarına uygun ama tasarım da günümüz çizgilerine uygun olsaydı. Ama ne klasiktir hep geçmişe böyle atıfta bulunur. Bunda bulunmasaymış mesela ama da daha böyle güncel bir şey yapsaymış. Hani kötü mü? Değil. Ama çok iyi mi? Daha iyi olabilirdi. Peki fiyat performansa geçmeden önce teknolojide teknolojisinden de biraz bahsedecek olursak, özellikle LCD ekranı, üst segmentlerde olan motosikletlerde olan LCD ekranı, traction kontrolü ve sürüş modları birbirinden farklı sürüş modları var. Arazide kullandık. Uzun yolda, otobanda kullandık. Avrupa'nın düzgün yollarında ve Türkiye şartlarındaki yollarımızın hepsinde kullandık. Peki bu sürüş modlarıyla, teknolojisiyle alakalı neler paylaşmak istersiniz? Ee, lansmanda biz %99 sport modda kullandık. Hatta ben bir ara beni iyice kesiyor diye çekiş kontrolü falan da kapattım. Ee, motorun, bu arada teker kontrol falan da var biliyorsun. Teker kontrol Birkaç kere böyle kafalar biraz yükselince beni şey yaptı. Hı hı. Çok güzel teker yapıyor bu arada bir söyleyeyim. <laughs> Kapalı alanda yaptı tekeri. Neyse e, frenler çok iyi. 4 pistonlu onu zaten ben mesela bu kadar e, beklemiyordum. Frenler çok iyi e, çıktı benim şeyime. Yani elektronikler çok düzgün çalışıyor. Çekiş kontrolü de mesela modları değiştirdiği zaman modları değiştirdiğinde e, bir fark yarattığını görüyorsun. Yani birinci en az tutanla en yüksek tutan veya orta bir sonraki ayar arasında ee, motorun gerçekten sürüş şeyinde farklılıklar oluştuğunu, karakterinde farklılıklar oluştuğunu e, net görebiliyorsun. E, Herkese Türkiye'de kullanırken de Hı -hı. E, spor moddan yol moduna geçtiğinde gazın biraz daha yumuşadığını, daha sakinleştiğini, ilk gaz tepkisinin daha normal bir şekilde geldiğini görebiliyorsun. Yağmura geçtiğin zaman e, daha da rahatlatıyor. İşte çekiş kontrolü iyice o da daha fazla tutmaya başlıyor. Çünkü malum yağmur daha güvenli olması lazım. Gaz daha yumuşak gazı yiyor falan. Ee, bunlar güzel çalışıyor İşte Honda'nın koymuş olduğu ekran gayet net okunuyor güzel okunuyor yani Teknoloji demişken olsa olsa ben bir tane ne olsun isterdim belki Bir kruz kontrol Olmuş olsa Bazı rakiplerinde var çünkü bunu yani bu kadar şey koymuşken bir kruz kontrolü belki Olsa güzel olur diye Düşünüyorum Kolaçan, kolaçan hemen ben dönmek istiyorum. Peki kolaçan sen ne, neler diyeceksin? Hani böyle Alişan'ın bazı şeylerinde böyle yüzünde bir değişiklikler oldu ama. Ya şu kurus kontrol dedi ya şimdi evet. uzun yol motosikleti olmadığı için hani şehir içinde ne kadar işimize yarar. Hani olmuşken hepsi olsun hepimiz de vardır da bu. Dolu dolu olsun. Ha. Ya bu şey vardır. Transalp'te de var ya bu o yüzden dedim hani aynı şeyi kullanıyor genelde onda o yüzden. Ya Transalp'te yeni bir uzun yola çıkma ihtimalin var. Ben bununla şimdi bir Ankara'dan İstanbul'a Ankara yaptım. Hayır aynı bu yok. Yani, aynı elektronik de transapta. Onda da cruise kontrol yok. Hani belki aynı şeyi kullandığı için diyorum. Olsa iyi olurdu. Heh, tamam. Ol, tamam. Bunu diyorum. Yani, yani şöyle ne kadar çok olursa o kadar iyi. Ama ne kadar verimli yani kullanır mıydık bunu tartışabilirdik belki. Ben şimdi Ankara İstanbul yaptım. Orada bile çok aramadım. Ki inanılmaz rüzgar yedim tabii. Uzun yola çıkacak arkadaşlar bence... Pas cam. <gülüyor> <gülüyor> ya. Aynen. Yani cam kesinlikle şart. Tabii küt motorların zaten e, hepsinde aynı sıkıntı. Aksesuarlısı sınav var zaten. E, aksesuar var mı? Bakmadım ben. Var, var. Ben bu şekilde. Şey da var. Bu şekilde gittim ya. yani. Yani, 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 İstanbul saptıracak Ankara'da. Saptıracak böyle hani. Biraz Öyle. biraz zorlar diyorsun. Yani, çok yoruyor. Peki Erkin sen neler söylemek istersin? Sen biraz daha tabii hani daha tabii bayır dolaştın. Ee, biraz da yol yaptın açıkçası. Ee, teknolojisi hakkında e, özellikle gevşek zeminde, toprakta, arazide, sürüş modları seni e, iyi bir seyahat etmeni sağladı mı? Sağladı. Alisan dediğine ekleme yapayım ben de. Sürüş modları gerçekten fark ettiriyor şundan dolayı. Ağırlığına göre gücü biraz fazla çünkü. Hı. Bu şey olabilir. Acaba yeni başlayanlar, böyle çok motora hakim olmayanlar. yani Mesela NC'den bahsettik ya. Yani. NC çok sakin olduğu için hani ilk kalkışta falan alttan kaçma ihtimali falan yok. Hı hı. Ama bunu şey diye düşünebilirler. Yani bu kadar beygirli makine acaba kalkarken çok acemiyken sıkıntı yaratır mı diyor. Sürüş modları orada çok güzel devreye giriyor. Yani gaz tepkimesini isterseniz hani sadece böyle yağmurlu havalarda değil. Hani düzgün bir asfaltta bile ben çok kendime güvenmiyorum derseniz sakin bir şekilde veriyor. O yüzden o teknoloji güvenlik kısmını olumlu yönde etkiletmiş. Yakıttan da bahsedelim tabii ki bu teknolojik donanımlar sayesinde yeni motor bloğu çok az yakıyor. Hani sen de yüksek süratlere çıkmışsındır. Hani ben de Bursa Otobanı'nda bayağı çıktım. Yani ona rağmen de çok yakmıyor yani. yani. Çok ekonomik. Menzili de o yüzden uzun. Yani ne olabilirdi mesela? Quick Shifter opsiyonel değil de böyle şey olabilirdi. Yani standartta ya bu motoru alınca çünkü performanslı kullanmak istiyorsun. Yani o yüzden bence yani o da aksesuara girmeden direkt şey olması lazımdı. Standart olması lazım. O da o da burada herhalde fiyat performans olarak belki çıkış fiyatını biraz daha böyle rakiplerine göre biraz daha altta tutmak içindi. Bir de şeyden de bahsedeyim. Hep rakipten bahsediyoruz. işte MT7'den denen yani isterseniz burayı kesersiniz ya da kesmezsiniz siz bilirsiniz. Yani mesela Işıklarda i̇şte falan biz de trafikte yayına geldik hani bunun rakipleri dediğim başka başka markalarla. Tabii ki onlar biraz daha bana göre daha genç kesim kullandığı için hemen böyle bakıyor. Kendini göstermek için hemen ışıklarda teker alıp bayağı bir gazlıyor. Ben zaten öyle şeyler yapmıyorum ama ya burada da şu var. Tamam çok kolay tekere geliyor ama sen eğer modları ayarlamazsan o teker iniyor. Yani böyle hani diğer rakipleri gibi böyle kilometrelerce teker yapmanı izin vermiyor. Evet. Aynı şekilde traction kontrol için de traction kontrolü kapatabiliyorsun ama kapatman için biraz uğraşman gerekiyor. Sonra bir yerde fotoğraf çektin, kontağı açtın, kapadın, tekrar traction devreye giriyor. Yani o yüzden Honda bir yandan da o kontrol fikrini de bırakmamış. Yani onu da söyleyelim. Yani önce yandan... güvenlik. Önce Her güvenlik, evet. Gibi. Ben bunu daha faydalı buluyorum ama abi ya. Ya işte kişiden kişiye değişebilir. yani <laughs> unutabilirsin çünkü bir şey olur falan. Evet. Adam onu düşünüyor evet. yani. Önce ben de güvenlik. mesela işte Honda'nın sadece bu modelin diğerlerinde de artık şey oldu. Biraz daha traction kontrolü önce güvenlikten dolayı sen kontağı açtın, kapadın gene ben en düşüğe bire getiriyorum diyor ama altı kademe olsa bile oradaki bir hani gerçekten gene bayağı motoru şey yapıyor. Yani hani yalandan bir traction değil orada gerçekten gene tutuyor. Bu asfaltta, yağmurda her şeyde çok başarılı. Ama tabii ki eğer sen biraz daha böyle kendine güvenip iyi bir endurojiyim deyip hani bir yerden işte bir yol gördün oraya girdiğinde tabii traction kontrol mutlaka full kapatman gerekiyor. Senin sürüşlerin alakalı. Hani Honda burada genel sürücüye göre her zaman için önce güvenlik demiş, motorum iyi dursun demiş. O yüzden seni durduruyor. Ben ee, bir ekleme yapayım. Tabii buyurun. Ee, teknolojisiyle alakalı işte arkadaşların söyledikleri çok doğru özetle quick shifter olsa çok daha iyi olurdu. Ama bu e, işte hep rakiplerden falan konuştuk dediği gibi gerçekten çok şımarık bir motor. Bu evet. alıp şımarmalık oynamalık bir motor. Ama ondan neye sevdiğim yanlarından bir tanesi de bu. Yani diyor ki sen istediğin kadar şımar, oldu da işte beşerdir şaşar Nefsine hakim olamadın ayarını kaçırdın. Orada oldu diyor mi? benim ben teknolojim. De. Devreye girer ve senin yaptığın hatayı absorbe edebilirim. Böyle bir teknolojiyi koymuş olması kesinlikle çok doğru bir hareket. Bir şey diyecektim kaldı. Olay şu esas bunları koyuyorsun ama bunları o fiyattan verebilmek bence olaydı. Çünkü e, lansmanda da ben orada rakipleriyle olan Hı -hı. Avrupalı rakiplerinde şeyle de onun üst sınıfında olan makinalarla da mesela fiyatları koymuştum. E, fiyat performansı da, dolulukta mesela radyal fren domuş sınıfında veren yok yani. Yani biz motor bloğuna 92 beygire şunu bunu odaklanıyoruz ama radyal fren, 4 pistonlu radyal fren de çok önemli bir donanım ve para yani bu. İçinde ee, işte içinde koyduğu, kullandığı şovanın süspansiyonu e, yine ciddi bir para. Tamam önünde ayar yok diyorsun belki. E, oradan belki bir tık kır, olabilir ama içindeki kartriç yani pahalı bir kartriç yani ve ben performansını çok beğenmiştim İspanya'da virajlı daha yollarında. Ki arda arkası olmayan böyle şak 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 gidiyorsun. Hiç yormadan, hiç, hiç böyle şey kafanda yapmanı... kalbinde bir titreme yaratmadan ben Yok. ben yoldayım diyor. Kiloma göre arka süspansiyon ayarını değiştirebiliyorsun zaten. Kiloma göre bir tık sertleştirdim ondan sonra şak diye oturdu gittim. Hiçbir problem yaşamadım yani. Anlatmak istediğim şey şu. Kiloma göre derken ha? Kiloma göre derken hafifletti mi ne yaptın? Bir tık <laughs> sertleştirdim. Normal şimdi adam 70 kilo civarına şey yapıyor. Ben şimdi 82-83 kiloyum. Tamam sen şimdi beni oradan vurunca eyvallah. <laughs> Tamam. 82 83 kilo. Bu ara biraz kilo aldım. Onu böyle bir tık sertleştirdiğimiz zaman tam benim istediğim ayara gelmiş oldu. Ee, ne yaptığınızı biliyorsanız güzel bir verim alabiliyorsunuz makine. Güzel yapan şey bu. Yani bak bu adam aynı makineyle araziye de girdi. O adam uzun yol yaptı. Ben işte süspansiyonda bir tık şey yaptım. O viraj makinesi haline getirdim. Ee, i̇şte şeyi değiştiriyor. Elektronik ayarını değiştiriyor. Gaz modunu değiştiriyor. Başka bir şey oluyor makineden. Yani bir anda bir sepetin içinde birçok meyvenin lezzetini bir şekilde alabiliyorsun. Güzel şey o aslında. Hepimiz galiba eğlenmede buluştuk. Evet, hepimiz evet, de, evet, hepimiz evet. Yani. Abi evet. çok eğlenceli Çok eğlenceli motor. Çok eğlenceli motor. Yani şehri karıştırmaya geldiğine hem hemfikiriz, doğru mu? Doğru. Akılları da karıştırıyor, şehri de karıştırıyor. Hornet şu anda e, dolu dizgin yollarda gidiyor. Ya ama şöyle bir ekleme yapayım tekrar. Biz böyle anlatıyoruz. Muhtemelen izleyen arkadaşlar ya amma ödünüz falan diye düşünenler de olabilir. Ben yine söylüyorum. Test etmedikleri sürece bunu bizim anlatmamız çok zor. Gerçekten test etmeleri lazım ki test ettikten sonra evet adamlar haklıymış diyeceklerine ben eminim. Evet. Güç dedik, performans dedik, teknoloji dedik, estetik dedik ve tabii ki hafiflik de çok önemli bu performansları gerçekleştirilirken. 16 kilogramlık bir şeseye sahip ve ee, özellikle de güç ağırlık oranının e, en iyi olduğu bu segmentte e, Hornet diyebiliriz ve öyle görünüyor. Bunun hakkında ne söyleyebilirsiniz? Hafif bir şase, güç ve kuvvet, teknoloji hepsi bir arada. Ya aslında videonun en başından beri hep konuştuğumuz şeylerin ortak noktasıydı. Evet. Böyle bir güç, bu gücün de böyle bir hafif şasede birleşiyor olması e, orada bir riskleri artırırken teknolojik donanımla da modlarla da o riski en aşağı indirmişler. <laughs> Hafifliğe risk olduğunu düşünüyorsun. Hayır. O hafiflikteki gücün ha, o hafliliğin evet. üzerine koydukları evet. tork ve beygirden bahsediyorum. Oradan vuramadın. <laughs> <Yok canım, gülüyor> Aynen. Evet. Oradan bahsediyorum. Yani modsuz gelseydi muhtemelen ben tavsiye etmeyeceğim motorlardan bir tanesi olurdu. Çünkü yani bunu bu haliyle modsuz, teknolojik donanımsız kullanırsanız kafanıza geçirebilirsiniz diyebilirdim belki. Dediğim farklı modellerde olabiliyor. <laughs> Ama bunda o donanımla e, gerçekten dört dörtlük almışlar ve önümüze koymuşlar. Şasinin hafifliğini sürmeden bile, üzerine oturduğunuzda bile o şeyi hissediyorsunuz zaten. Hafifliği. Bunun. Estağfurullah. İspanya'dayken e, bunun biz keyfine bayağı vardık. Yani bu mesela motor Ağır olmuş olsaydı, siz viraja girdiğiniz zaman ister istemez bir atalet getirecekti. Sizden ne kadar buna iyi süspansiyonu, tamam tartardı, dönerdi, iyi lastiği, iyi süspansiyonu, hepsini koy. Ama motorun kendisi ağır olduktan sonra ee, viraja giriş çıkışlarda bir o kendi ağırlığıyla beraber bir ataleti var. O ataleti kontrol etmeye çalışırdım bir anlamda. Bununla ataleti kontrol etmekle alakalı ikinci defa kafalı soru işareti kalmıyor. Şimdi güzel yapan şey ne? Bunu buraya geldiğiniz zaman ikinci defa hatta üçüncü defa virajın içinde çizgi alabiliyorsun. Yani baktığın çok oluyor, kaldır bir daha yatır bir şey yap. Sana ikinci üçüncü defa şans veriyor. Çok abartmıyorsan da durumları mesela. ikinci üçüncü defa şansın var bir şey oldu. Mesela ne oldu? Yola girdin orada bir çukur var. Bir yere girdin işte ne bileyim inek bir şey geçmiş bir şey olmuş daha yollarında gidiyoruz. Oluyor bunlar. Ee, ne yaptın sen? Bir daha kalktın bir daha çizgi sana bu şansı da veriyor. Yani elektronik güvenlik donanımından ziyade bu hafifliğin sana burada vermiş olduğu artı bir durum da var. Tabii hı. hafif olmak, uzamak, gitmek, tekere gelmek falan bu buralarda da eyvallah şey var. İşin güvenlik tarafından baktığımda bana oradan da bir faydası, eklentisi var. Bunu da belirtmek istedim. Bu çok önemli bir şey çünkü. Peki, rakiplerle kıyaslandığında, rakiplerin neresinde bu hafiflik, güç, tork? Yani güç, tork, şey, beygir oranı olarak hı. baktığın zaman bence en tepede. Hı hı. Ee, hani bir tane daha Avrupalı rakibi var ama o fiyat olarak ondan çok uçta. Çünkü bir yerden sonra da şuna geliyor. Fiyat olarak siz ne kadar hafif malzeme kullanmaya başlarsanız onun maliyeti de yükselmeye başlıyor tabi yani aradan neredeyse iki kata yakın bir fark var dolayısıyla bu aldığınız rakama bu ve sattığınız fiyata şu anda alabileceğiniz en hafif ve e, beygir güç oranı en yüksek motosiklet şu an net yani bu. Ben 250cc'lik küçük bir ney katında Norveç'e gidip geldim 2 ay boyunca yoldaydım. Sonra geçmişi hatırladım bir anda. Hani naked <laughs> çok sevmiyorum dedim ama başka bir naked motorla hiç bir donanımı da yoktu üzerinde. Kışın Şubat ayında işte snowboard yapmaya Erzurum Kars, Erzincan kayak pistine kadar karda buzda gitmiştim. Yani aslında şey de abartmayalım hani hiç donanımı da olmasa hani daha küçük motosiklet, daha güçsüz motosiklet de olsa, kötü lastikler de olsa hani sürücünün belki biraz daha iyi hazırlanmasıyla, hani sürücünün donanımıyla aslında gene her türlü gidilebilir. Yani ama bu çok işimizi kolaylaştırıyor. Üzerindeki lastikleri, süspansiyonu, işte motorun bu kadar ağırlığın hafif olması bu güce rağmen hani kafayı rahatlatıyor. Yani o kadar çok böyle kafada planlar, tedirginlik falan yaratmadan yani çok nasıl diyeyim hani o gittiğim yollarda, yağmurda, fırtınada falan hani hiç böyle kafamda soru işareti olmadan beni götürdü. Hani başka motorlar da götürülür tamam. Rakiplerine göre bir sürü avantajı var. Hı hı. Yani burada biraz daha aslında şey de vurgulamak lazım. Hani kendimiz de geliştiriyor olmamız lazım. İyi yazılık yaptıktan sonra hani imkanlar bunları el vermese de gene her yere gidilir edilir. Ama böyle bir imkan varsa da hani Mutlaka test etsinler derim. Test içinde bir sürü bayide bu arada test motoseti vardı. Ben işte e, nereye gittim? E, Antalya bayine, Bergama'ya gittim. Ondan sonra Bursa'da. Üçünde de test motoru vardı. Herhalde hala vardır. Hani bayileri arasın arkadaşlar. Ben yani O test motorlarını gerçekten şey yapsınlar. Kullansınlar derim. Evet şimdi e, Hornet'in bütün detaylarını hemen hemen konuştuk. Aralarda fiyat performansına da değindik zaten. Hani sorularımızdan bir tanesi de oydu. Bu kadar doluluk, bu kadar hafiflik, performans, beygir gücü. Estetik derken fiyat performansıyla, e, fiyatıyla e, rakiplerini de kıyaslayacak olursanız son olarak fiyat konusunda neler söylemek istersiniz? Fiyat performans konusunda. Başta başına bir tercih sebebi. E, önemli bir tercih. E, bütün bu dolduk teknolojiliği dışında e, fiyatının da gerçekten uygun seviyelerde olması tercih edilebilir bir motosiklet. Keşke çok daha fazla adetler gelse de çünkü çok fazla isteyen, test ettikten sonra da ya bu motordan almak istiyorum diyen çok fazla insan var. E, bütün bu markalarda, modellerde biliyorsunuz günümüzde bir stoma problem <laughs> stok var. Problemi. Hep var. <laughs> e, hepsinde var hemen hemen. Tabii Honda da biraz daha fazla var çünkü çok fazla talep var. Çünkü Aynen fiyat performans da çok ister. Üst e, Üstlerde olduğu için talep de artıyor. Talep arttığı için yani ne kadar getirirsen getir her türlü stok problemi oluyor. Kesinlikle ben de söyleyeyim aslında. Mesela lansman fiyatını herhalde hepimiz 243'ten geldi. 260 üstü bekliyorduk. Yani <laughs> çok önemli. Yani onda genelde böyle ilk çıkarken çok iddialı fiyatlarla çıkıyor. Ondan sonra tabii ki kademe kademe artıyor. Yani ilk gelenlerden alanlar tabii ki çok şanslı. Tabii bu fiyattan dolayı da bu kadar çok aslında bence beklenti oldu. Türkiye'de naked pazara baktığımız zaman aslında çok büyük adetler falan yok. Yani bu kadar iddialı bir fiyattan çıkmasaydı, yani belki bizim tahmin ettiğimiz gibi işte 300 lira yakın çıksaydı, belki bu kadar çok talep de görmeyecekti. Ama NC'nin ikinci eline 300'den fazla vermektense tabii ki bir sürü insan hani bu kadar böyle seri bir motosiklete 240 bin liradan ulaşmak için yani çok uğraştı. Alabilenler aldı diyelim. İnşallah daha fazla gelir, daha fazladırlar. Da Sadece bizi değil, Avrupa'yı da bir böyle çarşı pazar karıştı orada. Çünkü Avrupa'da da kimse bu fiyattan beklemiyordu. Yani en yakın Japon rakibinin 100 euro, 200 euro altına girdi. Şey markette, yani kimi markette biraz daha pahalı vergi şeylerinden kaynaklı. Yani her yerde daha altından girdi. Kimse onu mesela... Beklemiyordu bu Holland'un herhalde bir global bir şeydi iyi de çalıştığını düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar Hornet'in tüm detaylarına ulaştık ama tek kelimeyle bu muhteşem yeni ürünümüzü Hornet'imizi tanımlarsanız tek kelimeyle Hornet. Hem tek kelime hem tek cümle yapayım ben bunu. Tamam. Tek kelime dersem eğlenceli derim çok eğlendim çünkü. Cümle olarak dersem benim gibi işte orta yaş belki orta yaş üzerini bile gerçekten böyle gençliğe döndürecek, daha heyecanlı sürüşe ittirecek çok keyifli bir motoset olmuş. Evet Alişan, tek kelimeyle, tek cümleyle Hornet. Ee, ben de Erkin abiye katılıyorum. Eğlenceli kelimesini orada kullanıyorum. İkinci olarak, cümle olarak söylemek gerekirse de sınıfının yeni standardı diyorum. Daha önceden de Türkiye Lansmanı'nda da ben bu kelimeyi konuşmuştum. Ee, bundan sonra çıkacak herkesin öncelikle bu arkadaşı yenmesi gerekiyor. Oo çok iddialı, güzel. Evet Mevlüt, son kelime Son cümle, tek kelime, tek cümle Hornet. Ama şimdi sona kaldığımız zaman bana kelime kalmadı, cümlede kalmadı. <laughs> i̇ki arkadaşa da katılarak ben tek cümleyle tek kelimeyi birleştireyim, iki kelime de bitireyim. Heyecan verici diyeyim sadece. Cümle kelime ortak olsun. Oldu. Bence heyecan verici. O zaman Hornet düşünce şöyle diyebilir miyiz? Sadece şehri karıştırmıyor, akılları da karıştırıyor, Avrupa'yı da karıştırıyor. Gerçekten fiyat performans olarak herkesin muhakkak herhangi bir Honda bayisine gidip özellikle test etmesi, üzerine çıkması ve gerçekten Hornet'i hissetmesi gerekiyor. Yani kulaktan dolma değil ya da marka bağımlı olarak değil, muhakkak hem güvenliğini, hem teknolojisini, hem gücünü, hem hafifliğini hem de her şartlarda çok rahatlıkla ekonomik bir şekilde de kullanabileceğini, hem şehir içi hem şehir dışında kullanabileceğini göstermemiz gerekiyor. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar? Artık programımızın ben, ben programı ben şöyle yaklaşır. şöyle ekleyeyim bitireyim. Yani İzleyen arkadaşlar, motosiklet kullanıcıları kendi motosikletlerinden çok memnun olsalar dahi, bunu almak istemeseler dahi, onda böyle bir imkan sunmuş test motoru bayilerde var. Sırf deneyimlemek, sırf bunun keyfini yaşamak için bile gidip bir test etsinler yani. Evet değerli misafirlerimiz bugünkü konuğumuz öncelikle Hornet'ti ve onu e, yaklaşık 4 aydır 5 aydır deneyimleyen çok değerli misafirlerimizdi. Erkin Dağda tepede, bayırda her türlü zor şartlarda Hornet'i zorladı. Alişan zaten Avrupa'daki ilk motorumuzu test eden kişiydi. Avrupa yollarında ve Türk yollarında bütün deneyimleri bize aktardı. Özellikle de eee da Ankara-İstanbul arası gidip gelerek marka bağımlısı olan ve bazen motorundan belki kopmak istemeyen kişilerin Hornet üzerine binmesini ve bu farkı Hissetmesini sağladı arkadaşlar hepinize Çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımlarınızdan Dolayı ve artık veda ediyoruz Evet değerli misafirler bizler Sizlerle birlikte Honda'nın line-up'ına Girecek yeni modelleri sürekli tanıtmaya Devam edeceğiz ve konuklarımızla sizlerle Tüm detaylara ulaştıracağız Bizlerden ayrılmayın sevgiyle sağlıkla Ve motosikletle kalın hoşçakalın